Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Ben ekonomist çobana ısınamadım. Ama Tolga Yalçın daha mütevazi, daha böyle sıcakkanlı geliyor bana. Şimdi Tolga Yalçın'ın videoları denk geldikçe ikincisini de çekmişler. İşte bu şekilde. Bunun birini bir izledim. Tolga Yalçın'dan Ahmet Çakır'ı. Ondan sonra döndüm onun kanalına baktım arkadaşlar. 51 tane video çekmiş. Zaten açıklama kısmını okuduğunuz zaman bu hakkında kısmına gelip açıklama kısmını okuyabilirsiniz. 2010 17 yılında kalp ameliyatı geçirince özlediği hayatı yaşamak için İstanbul'dan çıkmış. Dehşet, harika bir insan. Türkiye'nin Robinson Crusoe yani. Hepimiz şey yapmak istiyoruz. Yani hepimiz derken ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Köye yerleşmek istiyorum. Tabii bunun güzel bir mesleği var. En azından şehirde bulunmadan para kazanabiliyor. Kendi mesleği icabı. Neredeydi o yazı? Çünkü bilişim teknolojiler uzmanı reklam ajansı uzaktan danışmanlık yaparak para kazanabiliyor. Şimdi YouTube kanalında da ufak ufak kazanmaya başlamış. Ben de Allah nasip ederse bu sistemin, bu dolandırıcıların sistem de bize çok yük oluyor. Ticaret yaptığım insanların da beni çarpması sonucu bir borç altındayım. O borçları bitirirsem hayalim böyle köye yerleşmek, sinir stresten uzak yaşamak ama nasip olur mu? Ömrüm yeter mi bilmiyorum. Yapamadığım şeyi yapan birileri var. Ahmet Çakır. En azından ona destek olayım. Yapan birileri yapınca mutlu oluyorum. İzlemesi bile zevkli. Gerçekten Türkiye'nin Robinson Crusoe'u tek başına her şeyi yapıyor. Evi bile tek başına yapmış. Şeyi izledim, bir videosunu izledim. Ne güzel dedim, kendi sebzesini yetiştiriyor da bu sebzeyi yetiştirirken fidanlar baktım o sanki şeyden almış, pazardan almış gibi. Meğer hepsini doğal gübreden, şey doğal tohumdan kendisi fidanları yetiştirmiş. O çok hoşuma gitti. Yani gerçekten dediğim gibi Türkiye'nin Robinson Crusoe'u dayanamadım. Zaten 3-5 video çektikten sonra böyle insanları tanıtmak istiyorum. Zaten şu an insanlar evde sıkılıyor. Böyle insanları tanıtarak aslında Tolga Yalçın da onu yapmaya çalışıyor. Ya şehirde imkanı olup emekliliği olan, parası olan insanlar doğaya dönerse ben Türkiye'nin birçok ilinin arazi de bakıyorum. Birçok ilinin atıl duran arazisi var. Başka insanlar da var. Bu şekilde işte Muğla'ya yerleşen köyde yaşam diye yazarsak ne olacak arkadaşlar? Bir sürü köy şeyi var. Köye yerleşme, köyde yaşam köy videosu var. Bu şekilde Amerika'dan, İstanbul'dan, İzmir'den gelip köye yerleşen, bakın bunlar da gelip köye yerleşmiş. Bir sürü kanal bulabilirsiniz. Bayanlar, erkekler. Vallahi beni de şehir hayatı gerçekten bunaltıyor. Eminim sizi de bunaltıyordur. 300 bin lira. Ama o 11 ay önceydi. Şimdi şey olunca, pandemi olunca eski köye nur yağdı. Bit pazarına nur yağdı diyebiliriz. Bak bu ilgimi çekti. Bunu izlemek lazım. Hala duruyor mu diye. Bence ilginç. Burası neresi merak ettim. Yalnız bu konuda parası çok olan insanların konuları değişmeye başladı. Parası çok olan insanların, devletin bir şeyler yapması lazım. Köye yerleşmek isteyen insanlar, işte imar izniymiş,
köylüler tarafından işte fiyatlar milyon TL'lerle ifade edilen, daha önce 5 para etmeyen, 5 bin liraya satamadığı arazileri dönümünü şimdi 500 bin lira, 1 milyon, 5 milyon isteyenler var. Özellikle Muğla tarafında. Halbuki dağ taşı bu şehirden bıkan, yaşam tarzını değiştirmek isteyen insanların Ecevit'in böyle bir modern köy projesi vardı. Yani herkese şehirde iş bulamazsın. Herkesi şehirde besleyemezsin. Kendi kendine yetmek köyde olur. Şehir başkasının üretimine mutlaka muhtaçtır şehirdekiler. Ama köye yerleşmek isteyen insanlar böyle atıyorum 100 dönüm, 500 dönüm arazilere böyle 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm şeklinde parçalayıp bir modern köy böyle kendi hem yazın gidip kalabileceği hem kendi yiyeceği sebzeyi, meyveyi kendinin yetiştirebileceği böyle minik bahçeli köylerin yeniden kurulması lazım bence. Ha eski köyler de tabii ki oraların da imarının düzgün yapılıp orada da imarlı uygun bir şekilde, hatta bunu yani bence devletin çok cüzi fiyatlarla işte bu şehirdeki İstanbul'un karabalığını azaltmak ya da büyük şehirlerin her taraf olabilir. İnsanlara bir teşvik verip yani bir takım yani atıyorum araziyi bedava vermiyorsa bile cüzi bir fiyata sattıktan sonra atıyorum 5 tane keçi vermek, 10 tane koyun vermek, işte orman dairesinin bu tür çalışmaları var ama ne kadar yeterli bilmiyorum. Yani mesela her türlü meyve ağacı yetiştirip cevizi, bademi, fıstığı, fındığı neyse bulunduğu ile göre böyle insanlara işte bedava verip bütün Türkiye'nin meyve ağaçlarıyla donatılması, işte bütün boş arazilerin değerlendirilmesi. Bir ara öyle bir proje gördüm, sanki işte ekilip dikilmeyen arazilerin işte alınıp devletin arazisiyle hazine bir şekilde bunları vatandaşa dağıtacak diye bir haber gördüm bir 6 ay önce. Tabii sürekli yönetimler değişince, sürekli koltuk kavgaları olunca projeler yarım kalıyor. Projeler sayfalar üzerinde kalıyor. Her gelen yeni bir proje açıklıyor ama uygulamaya çok az geçiyor. Bu konuda gerçekten çok büyük bir ilgi var. Dediğim gibi yani parası çok olan müteahhitlerle böyle 300 dönüm, 500 dönüm büyük yerler alıp bunun işte suyu, ne bileyim hani alışveriş merkezi böyle villaların daha böyle köy hali diyelim. Olacak şekilde tasarlarlarsa yolu, elektriği, suyu olacak şekilde herkesin kendi bahçesiyle ilgilenecek şekilde bu proje olarak bence çok çok ilgi görecektir. Hem de insanların böyle Robinson Crusoe gibi Ahmet Çakır şimdi burada gerçekten çok büyük güçlüklerle mücadele etmiş. Başarılı olmuş. Ancak bunu başaramayıp geri dönenler de var. Bunların hani şu adamın mesela hayat hikayesi, şehirden kaçanlar gerçekten kayda değer. Adam ölümden dönmüş yalnız. Kayda değer de o kadar basit olmuyor işte o kayda değerlik. İşte bu biraz daha hani belki de bayanlar için de böyle yalnız yapamam korkusu olanlar için de dediğim şekilde 100 dönüm, 500 dönüm modern şehirler şeklinde daha böyle güvenli olur. Belki bir bilgi alışverişinde, yardımlaşmada hani köylünün kültürüyle bu şehirde okumuş üniversiteyle dijital gençliğin kültürü bir değil. Köylü her türlü zorlukla baş etmeyi öğrenmiştir. Yani çelikleme diye bir şey var. Çelikleme nedir?
Köyün birine bir öğretmen gitmiş. Orada işte çocukları doğmuş. Bilmiyorum Karadeniz mi, Doğu mu, Güneydoğu mu bilmiyorum bir yere. Kar yağıyor, kışın ortası. Çocuk doğduktan sonra o çocuğu getiriyorlar. İşte karın içine batırıp çıkarıyorlar. Şimdi Rusya'da da görüyorsunuz ya da işte Gürcistan'da falan görüyorsunuz. Çocuklar buz gibi suyun içine sokup çıkarılıyor. Değişik kültürler var bu anlamda. İşte bunu sokup çıkarıyorlar. Öğretmen de kızıyor. Ne yapıyorsunuz? Çocuğu öldüreceksiniz filan. Onlar da diyor ki çelikleme yapıyoruz. Tabii öğretmen orada uzun süre kalıyor. Bakıyor çocuk hasta olmuyor, bir şey olmuyor. Çelikleme olmuş. Hoca da evleniyor. Öğretmen de evleniyor. Onun çocuğu da oluyor. O da diyor benim çocuk çelikleme olsun diyor. O da götürüp çocuğunu işte karın içine koyuyor. O çocuk ölüyor. İşte sizin yüzünüzden çocuğumuz öldü. Hoca diyor onun diyor anne babası da çeliklemeydi. Şimdi köylülerin gelenekten gelen genetik bir çeliklemeleri var. Zorluklarla baş etmeyi öğrenmişler. Bu dijital nesil yani elinde telefonla büyüdüğümüz için gerçekten şehirdekiler kıçını kaldırıp yemeğini hazırlamaktan aciz. Bunlar köye bir hevesle o işte her şeyini organik olacak köy iyidir diye yerleşenler bir süre sonra şimdi alışmış markette her şey ağına geliyor. Her şeyin hazırını 5 dakikada yemek hazır. Şimdi burada her şeyi kendi yapacak. Yorucu bir hayat aynı zamanda ama zevkli bir hayat tabii. Ama işte ona alışmak, o çeliklemenin önceden çocukluktan gelmesi lazım ya da gerçekten birinin o hayatı istemesi lazım. İşte gerçekten o hayata hazır olmayanlar psikolojik olarak, çalışkanlık olarak, çelikleme olarak köyde yapamayacaklardır. Ama eğer dediğim gibi projeler halinde olursa en azından alım satımı da kolay olur. Bir modern köy hayatı olursa yardımlaşma da kolay olur. Üretim yani biri işte patlıcanı eker, biri bir domatesi eker, işte biri kayısıyı eker, biri şeftaliyi eker. Her türlü meyve ağacı olur. Her türlü imkanını birbirinden karşılarlar. Bir becaiş usulüyle en azından her şeyi para vermeden, her şeyi yetiştirmeye çalışmadan bir rahat yaşam olur. Böyle suyu özellikle sulama suyu işte elektrik ya da güneş enerjisi bir şekilde böyle ucuz fiyatlarda yani adam evindeki şehirdeki evini 300-500 bine sattığı zaman en azından bu para onu 5-10 yıl götürecek şekilde bir ucuz yani 100-200 binini harcarsa 200-300 bini de işte orada da zaten masraflar düşeceği için o 200-300 bin lira onu 5-10 yıl götürebilir o zamana kadar da köy hayatına alışır oradan da bir şeyler kazanmayı öğrenir ya da Ahmet Çakır gibi işte dijital yani şey özgür olarak para kazanacak bir yol bulması lazım. Bu YouTube konusunu işte Türkiye'de bu konuyu yapacak mesela bu kendi alanında bir sektör de olabilir. Yani bu niye bizim paramızın yarısından fazlası hem reklam olarak hem işte katıldan destek verenler olarak Amerika'ya gidiyor. Bu da çok büyük bir proje mesela. Türkiye'de yerli bir YouTube benzeri kanal olursa yani bu %45'ini alıyor, %24'ünü 18'ini neyse vergi olarak keseceğim diyor. Bizim bir ton takipçimiz var. Hala tatmin edici bir rakama ulaşamadık. Böyle daha az yerliler daha az alıp daha çoksunu üreticilere yani video da bir üretimdir yani bir biz şu an bir içerik üretiyoruz. Yani düşünün yani bunu bir ekiple yapmaya çalıştığın zaman dünya kadar şey olacak, gider olacak. Hazır biz işte oturduğumuz yerde de olsa ilginç başlık, ilginç konu, kültür birikimi. İşte sonuçta toplumun ihtiyaç duyduğu bir içerik üretiyorsun ve topluma sunuyorsun. Bu da beğeniliyor. Şimdi belki bu yönetmenler 500 kişiyle, 50 kişiyle, 5 kişiyle bu kadar izlenen, yani bazıları yapıyor sonuçta film yapıyor, 200 kişi izledi. Biz canlı yayın yapıyoruz, 20 bin kişi izliyor. Burada da yani video içeriği çok önemli. Toplumun nabzına, insanların isteğine göre
bir içerik üretebilmek. O da bir kültür birikim ve üretim işidir. Bunun bir emek karşılığı olması lazım. Maalesef o konuda YouTube'da yeterince şey gitmiyor. Ama yine en iyisi YouTube diyorlar. Bu YouTube'dan para kazanırlar. Daha biz o rakamlara gelemedik. Hiçbir şey diyemiyorum. Neyse, demek istediğim bu dijital alanda da, bu konuda Türkiye'de daha böyle önceden işte vergisi kesilmiş, böyle herkesi şirket kurmakla onunla bununla uğraştırmayan, işte sen içeriği üret, biz vergisini de keselim, sana işte izlenme oranında bir %60-70 gönderelim gibi bir kanal olursa, bir yani şey, dijital platform olursa, Türkiye'nin parası Türkiye'de kalır. Reklam alınıyor ya, o reklam parası bu firmalarda kalır. Ve insanlarımız daha özgür. Çünkü bunun yemek kanalı, bir sürü kanal var, çeşit var biliyorsunuz. Ve bu kanallarda para hep şeye akıyor. Amerika'ya akıyor. Bu da ayrı bir proje olarak. Eğer böyle bir şey yapacak şeyi olanlar, imkanı, bilgisi olanlar, bu da bir fırsat yani. Acun böyle bir şey yaptığını söylediler de, bilmiyorum, ben tam incelemedim onu. Evet arkadaşlar, köye yerleşen insanlardan bu beyefendiyi izlerseniz çok güzel hayat dersleri veriyor. Bir de işte Ahmet Çakır kardeşimize destek verirseniz, kendisini ben çok olgun, çok samimi buldum, çok azimli, dirayetli buldum, çok çalışkan buldum. İstanbul'dan kalkıp tek başına en yakın yerleşim yerinden 30 kilometre uzakta çadırda başlayıp böyle karın kışın ortasında soba olmadan o çadırda dayanabilmek gerçekten büyük bir azim. İşte ne kadar kararlı olduğunu göstermiş. Darısı bize, umarım herkes gönlünce yaşayacağı bir hayatı olur. Aksi takdirde işte şehirde apartman beton yığınları arasında hayatı tanımadan, hayatta istediğimizi elde etmeden ölüp gideceğiz. Öyle görünüyor. Ne diyeyim? Allah herkese yaşamak istediği hayatı nasip etsin yani. Umarım Ahmet Çakır'ı da izleyip beğenirsiniz. Benim kanalımda da arkadaşlar, geriye dönük de olsa, şöyle mesela canlı sıkıldıkça bir geriye dönüp birkaç video açıp beğeni atıp kapatabilirsiniz. Beğeni atın demeyi unutuyorum. Abone olmayı demeyi unutuyorum. Otomatikmen yapacağınızı düşünüyorum. Ben de alışkanlık olmuş. Yani şey yaptığım zaman, bu videoyu açtığım zaman, çünkü bir emeğe saygı yani, bu insana bir destek yani, bakın. 18 bin izlenmiş, 1400 beğeni. Ya bu işte 1400 değil de 10 bin beğeni olsaydı, belki bu 18 bin değil de 180 bin izlenirdi. Yani burada köye yerleşen paradigma değişikliği oluyor. Herkes eskiden köyden şehire şey yaparken, göçerken şehirler yaşanılmaz hale geldi. Şehirler sanayinin işte ucuz iş gücü oldu insanlar. Ve çaresiz kaldılar. Yani şu an bir ev, bir araba geçinmek, gerçekten borç altındayız. Kredilere mahkum olduk. Çoğu kişi nefes alamıyor ekonomik sıkıntıdan. İşte şey, köyde olsalardı en azından bir keçisi, 3 tane tavuğu, sütünü, yoğurdunu, sebzesini kendi yetiştirirdi. Para olmasa da geçinip giderdi. Şehirde bu yok. Bu büyük ne diyorlar? Toplumsal kaosa gebe yani, bu toplumsal patlamalara şey gebe. Yani bizde işte Fransa'da yeşillikleri nasıl yakıp yıkıyorsa, Amerika'daki zenciler filan, yani toplum gerçekten böyle pimi çekilmiş bir bomba gibi bekliyor. Bizde de 17 Aralık'ta 3 ağaç bahaneydi. İktidara muhalefet ya da aslında kapitalist sisteme baş kaldırı şahaneydi başlığı altında. Gördünüz nasıl şehirleri yakıp yıktılar. 10 kişi, 20 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Yani insanlar yaşamaya gelmiş. Hayattan zevk almaya gelmiş. Bu dünyayı yöneten kapitalist güçler onları kendi emelleri için, kendilerine daha lüks, daha rahat bir hayat yaşasınlar diye
köle gibi çalıştırmak için, onların paradigmalarıyla oynamak için yeri geliyor dini kullanıyor, yeri geliyor vatanseverliği kullanıyor, yeri geliyor işte komünizmi, paylaşımcılığı kullanıyor, yeri geliyor lüks yaşamı özendiriyor. Sürekli onların paradigmalarıyla oynayarak onları böyle birbirine düşürmek, ölümlere sebep olmak, kaos, anarşi yaratmak için ne yapıyor? Böyle ağacı nasıl hani cevizi 5 yıl bakıyorsun, 5 yıl sonra sana ürün veriyor ya, onlar da ilmik ilmik toplumu böyle algılarıyla, paradigmalarıyla oynuyorlar. İşte bu paradigmalarla oynamaktan kurtulmak için hem bilgi kültür gerekiyor, hem de bence bu modern hayattan artık uzaklaşmak gerekiyor. Şehir yaşamı cehenneme dönebilir. Zaten bence çoğu insan kendini öyle hissediyor, cehennemde hissediyor. Yani ben kendim adıma böyle bir yaşamda zorluk çekmeyi, şehirde bal ekmek yemektense köyde soğan ekmek yemeyi tercih eden pozisyona geldim. Siz ne durumdasınız bilmiyorum. Evet, videonun altına da görüşlerinizi de paylaşın. Siz Ahmet Çakır gibi Türkiye'nin Robinson Crusoe olabilir misiniz? Köye yerleşme hayaliniz var mı? Dijital bir platform kurup böyle bütün yani dehşet de bir gelir olur. Yani düşünsene milyonlarca içerik üretiliyor ve oradan reklam alıyorsunuz. O paranın %60-70'ini kendinize alıyorsunuz. %30'unu kalan bütün paydaşlara veriyorsunuz. Çok dehşet, adaletsiz bir sistem. Ama ne yapsın insanlar? En azından sonuçta bir yere bağlı olmadan, çalışmadan bir gelir elde etmek için içerik üretiyorlar. Hem bir şeyler tarihe bırakmanın, insanlara bir şeyler öğretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Hem de 3-5 kuruş gelir elde ediyorlar. Böyle bir platform elbette güzel bir şey. Ama bunu niye yerli ve milli yapmayalım? Türkiye'de dediğim gibi şehir köyler boşaltıldı. Hatta şehirler de boşaltıldı. Doğu, Güneydoğu bu anlamda tarım ve hayvancılığı bitirmek için terör sebebiyle belki de bilerek boşaltıldı yani. Türkiye'nin küçükbaş hayvancılığının kalbi Güneydoğu, Doğu'ydu. Ve o bitirildi yani. Neyse, konu dağılıyor. Konudan konuya geçiyorum. Tam bitireceğim diyor. Bitiremiyorum. Beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Etrafınızda veya işte benim evde mesela 3 tane 5 tane çocuk olduğu için 3-5 tane telefon var. Farklı telefonlardan abone olmayı unutmayın. Artık ben de ne diyorlar, köye yerleşmek istiyorum. Borsadan ümidimizi kestik. Hani Warren Buffett olacaktınız demeyin. Ya adamlar o kadar puşt ki sabır gerekiyor. Yani bir an önce köye yerleşmek için. Bu var ya, sabırlı olursa 3-5 yıl niyetiyle tutarsa, bakın Ereğli'yi verdiler. Aha %3 yapmış. Tekrar Ereğli yukarı döndü. İşte dün yani burada 80 kuruşa sıkıştırdılar 2-3 gündür, değil mi? Şurayı görüyorsunuz. 4 gündür aşağı verdiler. 5. gün yine geldi. Dehşet bir algı operasyonu var. Burada para kazanmak hiç kolay değil. Bir gün bir hisseyi götürüyorlar, ertesi gün veriyorlar. Ama eğer sabrınız varsa, ihtiyaç olmayan bir paranız varsa, acele etme gibi bir özelliğiniz yoksa ne oluyor? 3-5 yılda çok dehşet paralar kazanıyorsunuz. İşte köye yerleşip kendi kendinize yetiyorsanız, kenardaki 200-300 bin liranızla borsaya işte 30 tane hisse almışsanız 10'ar bin liralık, bunun illaki bir tanesi 3-5 kat gidecektir. Bu gittiği zaman bu da sizin köyde çok rahat bir şekilde geçirmenizi sağlayacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.